size geleceğim Sayın Şendir ve Sayın Özçelik. Sayın Güçler size de devam edelim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hem Amerika Birleşik Devletleri basınında yer alması hem de Türkiye içinde iç siyaset iç siyasi malzeme olarak mı diyelim artık siyaseten çok tartışıldı konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Bursa'dan bir gencin yönelttiği soruyla cevap verdi. İşte Özdemir Bayraktar'a laf edene yazıklar olsun. Çünkü devletten hiçbir kredi almadı dedi. Aynı zamanda arazi tahsis edelim orada çalışmaları devam ettirin ama araziyi de kabul etmedi dedi. Evet yani e, burada tabii e, gerçekten e, bir e, bu şekilde e, Baykar firmasının e, eleştirilmesi ve Baykar firmasının çok değerli kıymetli yöneticilerinin e, eleştirilmesi e, sadece bir firmanın eleştirilmesi şeklinde yorumlamıyorum ben yani iyi bakınız işte e, gerçekler açığa çıkıyor. Yok işte para akışı oluyor oraya, yok işte bak arazi bile almamışlar yani kendi öz kaynaklarıyla yapılmışlar. Ben Sayın Haluk Bayraktar'ı bir konferansında dinleme fırsatı bulmuştum. Sayın Cumhurbaşkanı o dönemde başbakanken 4 yıl bu FETÖ'cülerin saldırıları yüzünden 4 yıl bu projeyi engellemişler yani bakın. Ona rağmen yılmıyorlar. Dolayısıyla burada artık Baykar üzerinden sadece Baykar da değil, onu da söyleyelim yani işte Tusaş var biliyorsunuz Onunla beraber gelişen daha pek çok firma var yani Baykar firması aynı zamanda Türkiye'de bir sadece siyah da değil havacılığın gelişimini çok önemli manivela kaldıracı oldular ve tetiklediler yani işte biraz önce bir programa gelmeden önce son konuşmalarını dinledim iki yıl içerisinde uzaya çıkacağız diyor bakar mısın ne kadar büyük e, büyük Atatürk zaten öyle demiyor mu yani e, 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 ifade ederek özellikle havacılıkla ilgili e, söylemlerinde e, her zaman istikbal göklerdedir sözü zaten şimdi Dolayısıyla burada şöyle bir kavram e, ma ulaşmamız lazım O da şu e, Baykar özelinde Baykar firması gibi çok değerli firmalar sadece bir firma değildir milletimizin teveccühünü kazanmış milli değerlerimizdir bu milli değerlerimizi sahip hiç kimse sahipsiz sanmasın. Yani millet buna sahip çıkıyor. Bakınız nasıl dört bir taraftan yüz binlerce tepki e, yağdı yani e, bu şeye e, bunu söyleyen e, siyasetçi kişiye e, yönelik gerçekten çok önemli bir toplumsal tepki e, yağdı. Şimdi tabii e, askeri açıdan e, bakıldığında e, şöyle bir şey var. Hani nedir? Çığır açan, ben de o yazıyı okudum. Çığır açmak çok önemli bir kelime ve bunu biz söylemiyoruz. Dikkat edin, en gelişmiş ülkelerden birinde kaleme alınan bir makalede, bir yazıda, bir raporda özür diliyorum. Söyleniyor. Çığır açmak, değil mi? Şimdi nasıl çığır aç? Şöyle ki. Şimdi harp tarihine baktığımızda, harp ve askerlik konvansiyonel güçler üzerinden hep iki kutuplu dünya düzeninin sonuna kadar ilerlemiştir. Yani 1990'lı yıllara kadar insanlık tarihine yani insanlığın e, işte yerleşik hayata geçtiği günden itibaren o da millattan önce bin yıllar neolitik dönem ilk orduların ortaya çıkışı o dönemden e, 1990'a kadar olan dönemde harp konsepti hep konvansiyoneldir. E, e, sabit kurallar tamam değişiyor işte bunu geliştiren bazı stratejiler olmuştur ama hep bu sabit ve konvansiyonel mantık üzerinde bir takım gelişmeler olmuştur. İşte otomatik silahlar bulunmuştur. Buna göre yeni teşkilatlanmalar, düzenler ortaya konmuştur. İşte hantallık oluşmuştur tümenler üzerinden. İkinci Dünya Savaşı'nda Tugaylara geçirmiştir filan. Ama hep konvansiyoneldir. Kırmızı doktrini, mavi doktrini, şu doktrini, bu doktrini. Bu bir türlü aşılamamıştır. Aşılmamıştır. Ama 90'dan sonraki gelişmeler şöyle bir şey. Konvansiyonel silahların ya da konvansiyonel askeri mantığın bedeli bunu kullananlara da çok büyük e, olmaya başlamıştır. Yani evet konvansiyonel gücünüz yüksek olabilir ama bunu kullandığınız zaman düşmanı yenseniz bile pirus taşıyor. Yani o zafer artık sizin için çok e, acı verici bir e, pozisyon üretiyor. O yüzden ne olmuştur? E, asimetrik bir hibrit ve asimetrik yapılara dönülmüştür. Bunu da sağlayan özellikle şu bu gelişim 1990'lardan itibaren başlamıştır. Bunu da sağlayan şu dönemde işte. E, Bayrak Baykar firmasının ürettiği sihalar, ihalar ve kızıl elma olmuştur. Ne yapmıştır peki? Yani asimetrikle ya da hibritle neyi kastediyoruz? Şunu kastediyoruz: ee, Bir kere konvansiyonel güçlerin kontrol edebilme sahayı kontrol edebilme kapasiteleri yaklaşık 15 kat artmıştır, 20 kat artmıştır. Ben bunu pençe kilit operasyon e, bölgesinde. E, test ettim. Yani oradaki normal bir konvansiyonel güçle bir tugayın cephe ve e, cephe genişliği ve derinliğine baktığınız zaman bizim birliklerimizin kapasitesinin minimum 15 kat arttığını fark ettim. İnanılmaz bir güç. Bu nedir? SİHA İHA işte. Ne yapıyor? Harbe harp sahasına, muharebe sahasına derinlik kazandırıyor. Bakın bu çok önemli. Yani kontrol edebildiğiniz, etki edebildiğiniz e, saha ne kadar çok gelişirse Az kuvvetle o kadar güçlüsünüz demektir. Bir diğer husus da yani bu derinlikten hareket kabiliyeti kazandırmıştır. Çok kısa sürelerde inanılmaz yerler vuruluyor ve çok etkili şekilde vuruluyor. Bu da coğrafyanın düşmanın coğrafyayı kullanabilme kapasitesi ortadan kaldırılıyor. Ya da coğrafyanın düşmana sağladığı avantajlar ortadan kaldırılıyor. Bakınız, bunun dört tane örneği var. Çok ben eminim bu söyleyeceğim örnekler incelenerek bu kararlar verilmişti. Birincisi Somalidir. Yani az daha Somali'nin başkenti ele geçiriliyordu. Bakınız, eğer müdahale edilmeseydi O çok şey yapılmıyor. İkincisi Suriye. Ya üç gün içerisinde bir tank alayı yok edildi. Üç gün mümkün değil efendim. Yani konvansiyonel mantıkta, konvansiyonel konseptte, konvansiyonel doktrinde bir tank alayını üç günde yok edemezsiniz. İmkansız. Bu başarıldı. Yani bu, bu yani biz tabi buradan bu kadar hani kendi ait bir değer olduğu için bunu çok kolay söylüyoruz ama dışarıda bu inanılmaz bir etki yaratıyor harp sahasında ve bu tank alayı rejimin tank alayı dağınıktı. Yani toplu da değildi taburlar, bölükler şeklinde Suriye'nin çok çeşitli yerlerindeydi. Ve bunlar 3 gün içerisinde vuruldu. Şimdi bir tank alayı bir ülkenin stratejik ihtiyatıdır. Kırmızı doktrininde. Yani siz stratejik doktrini yok, yok ettiğiniz zaman, stratejik ihtiyatını yok ettiğiniz zaman o ülkeyi zaten teslim alırsınız. Net bir şekilde üstünlüğü ele geçirirsiniz. Üçüncüsü de Karabağ. Ya Karabağ'da yani düşünün yıllarca mevziler yapmış tilki oyukları, menfezler, içine gömülmüş Ermeni askerleri çok kısa sürede e, kör, sağır ve e, birbirinden kopuk büyük bir e, e, kritik e, işte komuta kontrol sistemleri, radar sistemleri olmak üzere özellikle hava savunma sistemleri de dahil çok kısa sürede yok edildi. Aslında 44 gün sürdü vatan muharebesi ama onun e, şeyi e, Yom Kipur'a benzetiyorum. Yani çok daha kısa sürede hani 6 gün savaşı örneği 6 gün sürmedi ama 44 günden çok daha kısa sürede aslında harbin kaderi, Karabağ harbin kaderi belliydi. Belli olmuştu. Bunu da sağlayan bakınız gene oradaki şey ve sonuncusu da Ukrayna. Yani şimdi işte ifade edildi. O Kiev'e hatta sizin de sanırım burada hı hı. şey yapmayacağı neden giremedi? Çünkü o taarruz kollarına taarruz edildi ve o taarruz kolları bir anda durmak zorunda kaldı. Tabi orada hava şartları da vardı. Hani tanklar başka yerlere gidemiyordu ya da taarruz kollarındaki zırhlı araçların hareket kabiliyeti sınırlıydı. Ama bu bir fırsattı ve bunu da Ukrayna çok net bir şekilde kullandı. Dolayısıyla bütün bunlar derinlik, çeviklik, işte komuta kontroldeki esneklik ve ve bu anlamda kullanıcının kendini güvende hissedeceği ortamların oluşturulması e, neredeyse eş zamanlı olarak bir karınca büyüklüğündeki hedeflerin hareketlerinin takip edilebilmesi inanılmaz. Yani e, bakınız bunu batıda e, şöyle söyleyelim mesela MLRS e silahı vardır. MLRS e silahını e, Amerika'da yaklaşık 51 firma oturup e, yapabiliyor. Hani Sayın Ağar da söyledi ya disiplinler diye aslında o disiplinler farklı e, teknolojik kolların bir araya gelmesi e, anlamında çok önemli bir e, anlam ifade ediyor. Yani biz düşünün bizim kendi evlatlarımız kendi e, vatan evlatları bunu kendi bünyelerinde farklı firmalar değil tek firmada farklı kolları bir araya getirebilmek gibi de çok yeni bir model ortaya koydular. Yani neden biliyor musunuz? Çünkü farklı firmalarla iş yapabilmek bürokratik olarak da çok zor. Ticari, yani özel sektör bile olsanız. Ama siz kendi bünyenizde o farklı disiplinleri, farklı e, kolları bir araya getirebilirseniz ki bunu başarmışlardır. E, ne oldu? İşte uzaya gideceğiz diyor. Dolayısıyla burada hakikaten e, artık harbin, modern harbin karakteri ve konsepti değişmiştir. Bunu da sağlayan... Baykar firmasıdır. Ellerine, kollarına sağlık. Biz de buradan onlara gerçekten şükranını sürüyoruz. İşte bunun yanında TUSAŞ biliyorsunuz çok önemli eee siha'lar, iha'lar üretiyor. Bunun yanında sadece siha, iha değil ki evet. işte hassas güdüm kitleri, Roketsan'ın yaptığı buna uygun modellemeler yani inanılmaz bir devlet ve özel teşebbüs işbirliğini de burada çok net görüyoruz ve sonradan işte öğreniyoruz. Gerçekten inanılmaz bir vatanseverlikle, fedakarlıkla, devletten tek kuruş almadan, tek bir destek bile görmeden bu kadar bir keşke inşallah önümüzdeki süreçte yeni baykarlarımız olsun. Bu Baykar ve bunların çok kıymetli yöneticileri Türk milletine zaten model oldular. Bakın çok çeşitli yerlerde ee, fuarlar düzenleniyor. Bir şey söyleyeceğim. Benim çok dikkatimi çekti. Çok da tebrik ediyorum. Şimdi bakınız şey şeyde Amerikan havacılık özellikle bu uzay ve roket sanayisinin geliştirilmesinde Amerika'da bir şey var. Festivaller düzenleniyor. Yani böyle Baykar firmasının düzenlediği gibi yani Amerika'nın çok çeşitli yerlerinde roket yarışmaları yapılıyor. Lise'lerde katılıyor, üniversitelerde katılıyor. Şimdi Türkiye'de de bunun zemini oluşturuldu ve gördük ki bizim kendi evlatlarımız aslında imkan tanıdığında inanılmaz şeyler başarabiliyorlar. Bunun fuarlarının bazılarını ben de gittim. Hakikaten akla zarar, hiç aklımıza gelmeyecek teknolojiler üretebiliyor çocuklarımız. Dolayısıyla burada çok gönlü olarak sadece askeri anlamda değil ama çok yönlü olarak gelişimin önünü açmışlardır ve tarih yazmışlardır yani bu Baykar firması ve kıymetli yöneticileri ve Türk tarihinde de bu Türk havacılık tarihinde de çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. İşte o yüzden biz bu değerlere sahip olmamız lazım. Çünkü çok kötü örnekleri var. Nuri Kıllıgör örneği var. Bakınız işte Hürkuş örneği var. Yani pek çok geçmişte bir şeyler yapmaya çalışıp da dışarının müdahalesiyle içerideki dışarılarının da etkisiyle e, önlenen çok sayıda şey bu aslında önleme ülkemizin gelişiminin önlenmesidir ama artık böyle olmayacak görüyorsunuz çok sayıda e, bu anlamda e, şey var e, tepki var ve artık ülke millet Türk toplumu kendi değerlerine geçmişten çok daha fazla e, sahip çıkıyor demin de söyledim bir ulusun toplumsal olarak durumsal farkındalığı yüksekse ne içeriden ne dışarıdan hiçbir tetikçi ya da e, aktör ona müdahale edemiyor. Ben de bu vesileyle Baykar firmasına ve değerli yöneticilerine aynı şekilde TUSAŞ'a ve diğer pek çok firmalara e, hem kamu hem özel ve yine Savunma sanayi Başkanlığı'na da teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Peki. Devam edelim. E, Sayın Nusret, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? F-16 ve e, Yunanistan konusuna birazdan değineceğim ama bu başlığı tamamlayalım. Ardından bu başlıkta bakın, e, Sayın Ali Babacan'ın açıklamasından önce e, Rubin'in bir makalesi var. Şimdi her şeyin altında Amerika mı arıyorsunuz diyeceksiniz ama ne yazık ki e, böyle bir manzara var. Bu e, Pentagon'un psikolojik harp elemanlarından diye bilinir. Rubin'in bir analiz yapmış. Başlığı şu, Ukrayna'nın ötesinde düşünün. Türkiye'nin drone ihracatı tehdit diyor. Bak analizin başlığı bu. Kısaca özetliyorum. Türkiye yakın zamanda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne SİHA'lar teslim etti. 6 Ocak 2023 diyor. Yani yeni daha. SİHA'ları teslim etti. Bunlar Raunda ile rekabette etkili olacak. Bu ABD politikalarını baltalıyor. Bayraktar TB2'ler Ukrayna'dan ziyade Afrika'da etkili oldu. Libya'da, Somali'de, Etopya'da. Sistemin dengelerini değiştirdi. Karabağ'da Türk sihaları büyük rol oynadı. 1 milyar dolarlık Ermeni teçhizatını yok etti diyor. Ben zamanında Obama yönetimini uyardım. Ama onlar ileriyi göremediler diyor. Türkiye Amerikan saflığından yararlandı diyor. Şimdi bu Rubin'in açıklaması. Bundan sonra da babacanın açıklamaları geliyor. Bir şey daha söyler misiniz? Yani bir özür diliyorum. Yani şimdi sayın babacana baktığımızda, hani sadece bu da değil. Yani anayasadan Türklük maddesinin çıkarması filan, akla zarar şeyler. Yani evet. bunlar Türk milletinin, Türk toplumunun değerleriyle örtüşmeyen şeyler. Ya bilmiyorum. Yani bütün olarak baktığımda da yani hakikaten. Yani sanki bir yerden düğmeye basılmış evet, yani gibi. Yani ben de onu ifade ettim. Beraber bir şey çıkıyor. Şimdi bu, yani herkes bulabilir. Rubin'in bu açıklamalar bu analizini. Şimdi bakın bizim dünyada her zaman bütün dünyadaki ülkeler gerek özel sektör gerek kamu ki bu İHA ve SİHA'lara birçok kaç şirket çalışıyor sen bu şirkişede, de bu konuda yanılmıyorsam 7-8 tane şirket. Evet. var. Aynen Bunların devletin desteklemesi gerekir zaten. Zaten yani gerek özel sektör kamu kamuya daha fazla verebilir ama özel sektörü de desteklemesi. Bu çünkü yani bizim milli ...değerleri Değerli. olarak değerlendirilir. Yani bunu... ...mesela bir tok çok tartıştık. Toku da desteklemesi lazım. Yani bu belli bir büyüklüğe ulaşana kadar... ...yani bütün dünya böyle yapıyor. Bunları desteklemezsek... ...tek başına gidemez. Ha bu A şirketi, B şirketi... ...bakın bu Bayraktar meselesinde... ...ben gazetede okumuştum. Onu da tekrar etmekte bir mahsur yok. Babası... Fetö'nün kumpas davalarında generallerin duruşmalarını izlemiş. Yani Fetö'nün kumpas yaptığı generaller de bunları desteklemiş, bu projelere desteklemiş. Yani bu sadece e, Erdoğan'ın damadı olmasıyla ilgili bir olay değil. Daha öncesi de var. Yani Türkiye'deki Türk ordusu bu tür projelere destek vermiş. Bunları yapmak da lazım. Yani burada e, şimdi mesele. Efendim odur budur siyasi polemik konusu olmamalı bunlar. Bunlar genelde e, Türkiye'nin çıkarlarını, güvenliğini ilgilendiren konular. Bu nedenle e, burada hiç tereddüt etmeden Türkiye Devleti bu tür projeleri sonuna kadar desteklemeli. Bir bunu söylüyorum. İkincisi bir konuda e, bu İHA'lar ve şeyler konusunda bu Ukrayna meselesini şirketin sahipleri de çok konuştular. E, bence bu konularda fazla bana göre konuşmamaları gerekir şundan dolayı bu tür şeylerin satışı hükümetlerin iznine bağlıdır. Yani silah satmak için Türk devletinin de izin vermesi lazım. Yani biz Rusya ile Putin ile birçok konuda konuşma yapıyoruz, anlaşmalar yapıyoruz, enerji anlaşmalarımız var. Birçok konuda işbirliği yapıyoruz. Yani sürekli Ukrayna'da Ruslara karşı başarı kazandığı noktasında söylemek bir anlamda ki Ruslar da bundan son derecede rahatsızlar onu da söyleyeyim. Yani mesele Oradaki iki mi? biz Rusya bizim düşmanımız değil. Yani silah bu tür işlerde daha farklı. Türkiye'nin güvenliği esastır. Bunlara bakmamız daha doğrudur diye düşünüyorum. Peki, Özay Bey siz de devam edelim. Allah kimseyi Ali Bey'in durumuna düşürmesin hakikaten. Gerçeden ee, öyle Dua dedi. ediyorum. Niye? Ee, Katemirini de şu başlığı hatırlıyorum ben. Ee, Selçuk bayrakları yetiştiren hoca da Yunan. Kocaman bu manşeti attı Yunanistan'a. Selçuk Bayraktar'ı Amerika'da yetiştiren hoca da Yunan. Biz niye bundan yapamıyoruz diye. Ve Bayraktar'ın başarısından sonra Yunanistan e, bir üniversite, iki ayrı özel şirket bir de onların devlet havacılık şirketi e, döndüler. Bu işi yapmaya çalışıyorlar vesaire. Şimdi e, bu bu işin gırgır gır geçilebilecek tarafları var ama kendi adımı üzücü bulduğum taraflarını söylemek isterim. İşte DeWalt... Almanlar, e, Amerikan Senatosunda Bayraktar uzun uzun Ukrayna savaşı'nın başında anlatıldığı sayısı arttırılmalı vesaire diye. Şimdi dünyada övülüyor Bayraktar TB2. E, Bayraktar TB2'den en çok rahatsız olan PKK YPG bugüne kadar terör örgütü. Çünkü Amerikalılar e, Amerikalılar kafayı çıkartamıyorlar. Onların Suriye Irak planlarını bozuyor. Bir de Ali Bey katıldı meseleye. Şimdi bakın. E, <laughs> Bayraktar sadece bir silah değil. Abdullah Bey'in söylediği Afrika örneğini geçelim. Ne oldu? Ukraynalılara bağış yapmak için Litvanyalılar para topluyordu. Hediye edildi. Siz 5 milyon dolara hayatınız boyunca değil 5, 50 milyon dolar verip bütün gazeteleri Türkiye reklamıyla doldursanız o etkiyi yapamazdınız. Bu işin bir yumuşak güç dediğimiz tarafı var. Devam edelim. Ee, Türkiye'deki savunma sanayi. Şimdi Ali Bey'in iddiasını... Rakam, arsa büyüklüğü vesaire söylesin. Sonra Ali Bey'in söylediği birine devlet iki katını versin. Aynısını yapabilir misiniz? Bakın, bazı şeyler bilgiyle olur. Para ve yani kredi ve devlet desteğiyle vesaire yapamazsınız. Şimdi çok eski bir yazım olduğu için söylüyorum. Selçuk Bayraktar'la hiç yan yana gelmedim. Ne telefonla konuşmuşluğum var ne bir şey. Erdoğan'ın damadı mı olması sorun? Adını kapatın CV'sini bugün alanında hangi işletmeye görürseniz üzerine atlar. Üzerine atlar. Sorun Selçuk Bayraktar'ın ya TB2'ler Türkiye'ye hizmet ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet ediyor. Erdoğan'ı sevmiyor olabilir. Erdoğan'la siyasi problemin de olabilir. Ama bu problemini sen niye Türkiye haline çeviriyorsun? Gelelim benim için üzücü olan tarafa. Ben Türkiye'de Cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu söyleyen, birisinden bir siyasi zeka beklerim. Bayraklar gibi toplumun her kesiminin üzerinde neredeyse mutabık kaldığı ve başarısından gurur duyduğu bir şeye savaş açmak nasıl bir siyasi zekanın üründür. Zeki olduğunun farkındayız. O zaman ben başka bir şey sorarım. Bunu kim söyletiyor sorarım. Devam ederim beraberinde. Bakın İngiltere bizden ne almak üzere biliyor musunuz? Şimdi bu haberi burada bir yazdım ama e, devamını da çok net öğrendim söyleyeyim. Bizim son ve atmaca füzelerinde yerli yapım kullandığımız bir turbojet füze motorumuz var. KTC-3200. Bir de KTC-1750'yi yaptı. Bunu da bir özel firma yapıyor. Şu anda İngiltere ve İtalya Türkiye'den jet motoru alacak. Biz kimiz biliyor musunuz? Biz tarihe şöyle geçti havacılıkta. Dünyada ordusu bir uçak tarafından vurulan ilk asker bizim Osmanlı askerlerimiz. Libya Savaşı'nda İtalyanlar vurdu bizi. Biz dünya havacılık tarihinde böyle vardık bugüne kadar. Şimdi dünya havacılık tarihinde başka bir yerde bir Türkiye var. Bu ülkede yaşayan herkesin ben bundan gurur duyacağını zannederdim. Yanılmışım. Hakikaten yanılmışım. Ben iktidara geldiğimde destekleyeceğim dese sempati ya, toplar. <laughs> Allah yani şöyle en basit örneği vereyim. Bakın Yunanlılar bizim hava sahamızda devriye uçuşu uçurdukları zaman saatine inanılmaz 12 11.500'ü 11, 13.000 dolar arasında bir para ödüyorlar F16'lara. Biz 500 dolara uçuyoruz bunda. 365 gün 24 saatten fayda maliyet hesabı yapın. Biz Yunanlıların adaya götürdüğü her gemiyi içine kadar çekiyoruz, görüyoruz, pat diye koyu veriyoruz ortaya. Yunanlılar çıldırıyorlar bunu yapamadıkları için ya. Yani tekrar diyorum. Başlık şuydu. Selçuk bayrakları yetiştiren hoca aslında bir Yunanlı. Yani geldiğimiz yer son kez söyleyeyim, anlaşılsın yani doğru ifade edebilmek için kendimi anlaşılsın yanlış bir kelime. Ben Türkiye'de yaşayan herkesin bu ülkeye gönül bağlı olan herkesin bundan gurur duyduğunu zannederdim. Öyle olmadığını gördüm. Ülkem adına üzüldüm. Bir şey söyleyip ilave edebilir miyim? Bakınız. Hakikaten e, hani geçmiş siyasi birikimi olan bir insan e, hani değerlerini de biliyoruz yani nasıl bir ekolden geldiğini de biliyoruz E bunu ve geleceğe de Cumhurbaşkanlığı adayı olarak da talip olduğunu söylüyor hani Türkiye'yi yönetmek adına öyle söylüyor evet. hani. <laughs> şimdi bakın Eğer böyle bir lafı müdahale ederiz diyor ya ne demek yani böyle bir lafı bilmeden söylüyorsa bu kötüdür bilmemesi böyle bir insanın böyle bir nitekte dokunacağız hiç, hiç şey, diyor. Dokunacağız. İşte dokunacağız. Yani bunu bilmeden söylüyorsa bu kötüdür. Bilerek söylüyorsa çok daha kötüdür. Yani böyle bir şeyi e, gerçekten kabul Türk milleti olarak vicdanımız olarak kesinlikle kabul etmiyoruz. Reddediyoruz yani. Onu da bir kenara yazalım. Peki. Ee, şimdi